Gelelim koronavirüse. Şimdi Avrupa'daki tabloyu biliyorsunuz. Almanya'da günlük vaka sayıları 50-60 bin arasında gidip geliyor. Diğer ülkelerde de çok yüksek. Hollanda'da bizim nüfusumuza karşılaştırıldığında aynı vaka sayısı var. Hollanda düşünsenize, küçücük bir ülke. Biz kocaman bir ülkeyiz ama vaka sayısı aynı. Hal böyle olunca elbette biz de korkuyoruz. Çünkü geçmişte son 2 yılda hep böyle oldu. Avrupa'da arttı, hop bize sıçradı. Yani bir yansıma gördük. Şimdi acaba endişe ettiğimizde o zaten. Bu Avrupa'daki vakaların yükselmesi, vefat oranlarının çoğalması bize de sıçrar mı? Bakın bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener Avrupa ve Türkiye'yi karşılaştırdı. Bizdeki vaka sayısının Avrupa'daki kadar artmamasını neye bağladı biliyor musunuz? Üçüncü doz hatırlatma aşısına Türkiye'nin erken başlamış olmasını. Bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız aslında %60'larda. Almanya ve Avusturya'da ise bizim üstümüzde olmasına rağmen vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun nedeni ise Türkiye'nin 3. doz aşılamaya erken başlaması. Ancak vaka sayıları halen düşmüyor. Sanki insanlarda 2 doz aşıyı oldum ben 3. doz olmama gerek yok gibi bir perspektif var. Bir grupta da zaten hala hazırda hiç aşıya gerek yok diye bir perspektif var. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener Avrupa'daki vaka sıçramalarına dikkat çekti. Özellikle Almanya ve Avusturya çok dikkati çekiyor yüksek vaka sayılarıyla, günlük vaka sayılarıyla. Profesör Doktor Şener Avrupa'ya oranla Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu belirtti. Türkiye'de baktığımızda ise yaklaşık 2 aydır gibi yanlış hatırlamıyorsam 6 ile 7 haftadır aslında vaka sayıları yüksek stabil fazla. Yani bir sıçrama da yok, onun altına düşme de yok. Bu kötünün iyisi de diyebiliriz. Şener, Türkiye'nin 3. doza erken başladığının altını çizdi. Ancak yine de aşılama oranlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi. Bir taraftan da baktığımız zaman ise bu yüksek stabil seyreden vaka sayılarının ya da sabit seyreden vaka sayılarının aşağı düşmemesinin sebebi de yine aşılama oranlarımızı yukarıya çıkaramamamız.